Tamam. Evet, kontrol edelim. Tekrardan kaydı açtım. O zaman bu participant list burada dursun. Gelen olursa sen şey yaparsın, söylersin. Ekleriz. Ses ve görüntüde sorun var mı? Geldim. Ha, zaten en üstte de çıkıyormuş. Buraya. Ha, öyle mi? Burada gördüm Görmedim. biraz önce ben. Ahmet sen doğrula, ses ve görüntümüzde bir sorun var mı? Yok hocam, geliyor. Tamam, süper. Hocam, bilgisayarın sesini biraz açık YouTube'u kısabilir miyiz? Hani video aynı kalsın, zoom'un sesi biraz yükselsin. Şöyle. Ne demek istediğini anladım. Şu. Aynen. Tamam. Şimdi ne dedik en son? Önemli. Rastgele Rastgele ağırlık atama kısmı. Yani biz bunu çözmek için dediğim gibi şu anda ilkel bazı yöntemler şey yapmaya çalışıyoruz. Halihazırda geliştirilen yöntemler de var. Bunları başlangıçta biz random değil de dediğim gibi doğruya ne kadar doğru atarsak işimiz o kadar kolay olacak. demek. Bunlar aslında birer düğme. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunlar aşırı önemli şeyler. Yani burada yapılacak milyarda bir geliştirme, milyarda bir yani milyarda bir iyileştirme yaparsak şu anda günde kaç milyon dolar dünyayı kâra sokmuş olur. Ben yine Doğa senin mikrofon açık. Bilerek açtıysan o ayrı tabii ki. Şimdi dediğim gibi bu aşırı önemli bir şey. Yani bu parametrelerin başlangıçta rastgele ataması bu çok çok önemli. Yani şans eseri bunun doğruya yakın yerlerde gelmesi çok ciddi anlamda elektrik tüketimini azaltacak. Yani eğitim olayını hızlandıracak. Böylece de elektrik tüketimini azaltacak bir olay. 15.15'e o zaman geçiyorum. Ne gibi düşünebilirsiniz? Her birinin ne kadar çevrilmiş olduğunu tespit etme işi, tabii ki dediğim gibi başta sistem eğitilmemiş olduğu için en başta saçma sapan cevaplar alıyoruz. Ama bu sorun değil. Backpropagation denen, yani geri yayılım denen bir işlem uygulayarak yapay zekamızın verdiği yanlış... Bu backpropagation ile ilgili başlı başına bir video çok yakında çekeceğiz. 6 parametreli bir modelimiz var. Birazdan bir örneği de o 6 parametreli model üzerinde yine vereceğiz. Şimdiye kadar biz bu konuda yani sıfırdan yapay zekaya yani makine öğrenmesine yapay zekaya sıfırdan girdiğimiz için ve biz bunları kodlarla, gerçek uygulamalarla, hayattan örneklerle işlemeye çalıştığımız için İlkinde yapay zeka 101'de sadece bir tane parametre, bayez yok. Bir tane parametreyle çözülebilecek bir makine öğrenmesi senaryosu, uydurma bir şey attık ortaya. Normal makine öğrenmesi literatüründe olmayan bir şey. Ama ikincisinde makine öğrenmesi literatüründe var olan bir şey kullandık. Lineer regresyon. Orada bir tane ağırlığımız, bir tane de bayezimiz var. Yine işimiz gayet kolay ve bu ikisinde de backpropagation'a ihtiyacımız yok. Zaten bir tane parametre var, bir şey. Ama üçüncüsünde yani yapay zeka 103'te 6 parametreli bir model. Hatta 6 değil. Eğer bayez kullanırsak orada Bayez altı. bayez de 6. Ha pardon, 4 4. 2 tane de oradan bayez de 6. Aynen. Yani 4 ağırlığımız 2 bayezimiz mi vardı? Hayır. Üç ağırlık, üç bayez. 3 ağırlık 3 bayezli. Hani Sanırım öyle bir şeydi. Getir istersen şeyi. ben Çizimi. Çizim nerede? altı ağırlık, üç bayez. Evet, 6 ağırlık bayezsiz. Yani bayezsiz kullanırsak 6 tane ağırlığımız var. Bayezid perfect üçlü bayezid diyor. Çizim dediğimiz de bu. Hani neye baktık diye merak edenler varsa. Orada backpropagation'a gireceğiz. Kendi çalıştığımız kaynaklarda hani YouTube videolarını dağıtacağız oraya hangi kaynaklardan çalışıp çözdük meseleyi diye. Eğer Bayes'de kullanırsak 9 parametreli bir modelden bahsedeceğiz. O modelde bu backpropagation konusunu çok daha detaylı bir Dış şekilde cevapları inceleyeceğiz. cezalandıracağız. Doğru cevapları ise Bu da biraz bir tık yanlış bir şey. Şu kurduğu cümle bu anlattığı konuyla ilgili bir cümle değil. O daha çok reinforcement learning'de olan bir kavram. Buna cezalandırma denmiyor, ödüllendirme de denmiyor. Çünkü burada biz her halükarda ağırlıkları değiştiriyoruz. Yani bir ödül zaten yok. Her halükarda ağırlıkları değiştiriyoruz. Dolayısıyla bu cümle buraya çok oturmamış. ödüllendireceğiz.
Tıpkı bir bebeği veya bir köpeği eğitmek gibi. Bu geri yayılım dediğim işlem sırasında yaptığımızsa nöronlar arasındaki bağlantıları ağın verdiği cevabın doğruluğuna göre bir miktar güçlendirmek veya zayıflatmak. Tıpkı öğrenirken beynimizde olduğu gibi bir şeyleri öğrendikçe. Ha, burada ödüllendirme ve cezalandırmayı orada artırma azaltma olarak kullandığı için olabilir. Yani parametreyi yukarı doğru yükseltiyorsak Aynen, ödül sayılıyorsa. ödül sayılıyorsa bu evet, ama normalde reinforcement learning'de bu gerçekten ödül ceza mekanizması var. O Şey, satranç modelleri falan. evet, onlar oyun oynayan modellerin çoğu onlarla eğitiliyor. Tabii orada politikalar var, action'lar var. Orada durum çok daha farklı. Yani oranın algoritması biraz daha komplike. Bunların algoritması aşırı basit ve dediği gibi, videonun bir yerinde de dediği gibi basit dört işlemle Evet. rahatlıkla anlaşılabilecek şeyler. Bir de türev O virüsü var. şey aynen Nerede ilgili bağlı? bir o back propagation'da türev var ama Evet, hücrenin içinde yok. evet. Hücrenin içi dört işlem. Ama back propagation türev. O türevden de kurtulabilirsek güzel olurdu ama zaten türevden kurtulmaya çalışıp başka bir yöntem geliştirelim derken türevi geri bulduk. Evet. Orada bir çok şey yapamadık. Şimdi burası da öyle, bu back propagation meselesi. Dediğim gibi buraya detaylı bir şekilde gireceğiz. Burada da güzel bir şekilde söylemiş. Burada şu anda aldığımız notlar içinde şurada varmış zaten. Loss fonksiyonu var mı diyecektim. 16 zaten birazdan ona değinecek. Falan benzer bir süreç geçerli. İyi ama bir makineyi ödüllendirmek veya cezalandırmak ne demek? Makineye şeker verecek veya kırmak verecek halimiz yok ya. İşte bu noktada da maliyet fonksiyonu dediğimiz çok boyutlu bir fonksiyon dev. Bu cümlede de ufak bir yanlış var. Ufak bir düzeltme yapmak gerekiyor. Bu maliyet fonksiyonu her zaman çok boyutlu bir şey değil. Örneğin burada lineer regresyonda çok boyutlu, yani mean square error kullanmazsanız, ki çok boyut dediğimiz de çoğu zaman iki, maksimum iki boyut oluyor. Bunu çok boyuta çıkardığınız zaman bunun hesapları çok çok karmaşık hale geliyor. Bunun detayını da merak ediyorsanız tabii ki işte şu anda burada dümdüz çıkarma işlemi var. Yani buradaki maliyet hesabı sadece çıkarma işlemi, başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla tek boyutlu bir şey. Bunun iki boyutlusu Pisagor hesaplaması. İki ve daha fazlası, yani daha doğrusu birden de yukarı olabilir, fark etmez. Boyut sayısıyla hesaplananı da Minkowski. Bu normal günlük hayatta kullandığımız mesafe hesaplama algoritmaları zaten. Bir boyutta mesafe hesaplamak istiyorsanız sadece, yani sayı doğrusunda iki sayı arasındaki mesafe iki sayının farkıdır. Koordinat düzleminde iki nokta arasındaki mesafe Öklit veya işte Pisagor fonksiyonuyla, Öklit'le yapabileceğiniz bir şeydir. Üç boyutlu olduğu zaman da burada ya boyut indirgeyip küçülterek yapıyorsunuz, ki çoğu zaman yapılan şey o, çok boyutlu olmasın diye, işlem maliyeti artmasın diye. Ama işlem maliyeti önemli değil, en doğrusu çıksın diyorsanız 3 boyut ve üstünde artık Minkowski mesafe hesaplaması yaparak bu hata miktarını hesaplıyorsunuz. Belki düzeltilmesi gereken bir yer varsa. Ebe'ye giriyor. Ama bunun mantığı da aşırı basit. Yapay zekamızı başta eğitirken elimizde iyi işaretlenmiş bir veri seti olduğu için ona gösterdiğimiz el yazısı rakamların gerçekte ne olduğunu biz biliyoruz. Ama biz ona ne verirsek verelim henüz eğitilmemiş olan yapay zekamız bize bazı cevaplar üretmeye çalışıyor. Yani henüz eğitilmemiş bir ağın bile o 10 nörondan oluşan çıktı tarafında bazı nöron... Burada bir şey olmuş. Bir ufak karışıklık olmuş da benim bir hafif kafam karıştı. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedi. Grilik miktarını düşünmedim ben. Aradaki mesafe bu, yani şu siyahlıkla bu grilik, bu neden ne kadar gri oldu? Bu onun hata miktarı. Burada gördüğünüz gibi de zaten hata miktarı hesaplamasında iki boyutlu. Hani çok boyutu, evet, iki de çok ama iki boyutlu gördüğünüz gibi. Mean square error kullanılmış bir şey. Burada şu an gördüğünüz hata miktarı hesaplama şekli. Hatta burada min yok gibi. Direkt hata miktarının karesi. İki mesela. Topluyor onları. Hepsini aşağıda topluyor mu? Artı 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 koymuş. Büyük ihtimal Ha, karedir. evet. Bu artı, bu artı, bu artı, bu artı, bu artı, bu artı, bu gibi. Sonra ortalamasını aldığı zaman hata miktarı ortaya çıkmış oluyor. Tabii ortalamasını almadan da direkt onu da geriye doğru dağıtıp yine alabilirsiniz. Bunlar zorunlu uymak zorunda olduğunuz şeyler değil. Şu an bu videoda da yapmak istediğimiz de o, sıfır temelden gelmek istediğimiz nokta da bu. Eğer
içeride ne yapıldığını gerçekten bilirseniz birçok şeyin isteğe bağlı olduğunu bilirsiniz. Mesela sigmoid fonksiyonunda en basitinden E var orada 2.71. Mesela 2.71'i çıkarın oraya 1,5 coin yine çalışır. 2 bırakın yine daha çalışır. 3 coin yine çalışır. Hiç de bir fark etmez. Bir olmadığı sürece galiba çalışıyor. Aynen bir olmak dışında. Birden küçükte de sorun olabiliyor. Birden küçük de Ha olmaması lazım. evet. Hı. Birden küçük de olmaması lazım. Bir ve üst yani birden büyük herhangi bir sayı kullanabilirsiniz orada. Ya da ihtiyacınız belki de 1-0 arasına oturtmak değil de 1 ile 50 arasına koymak. Yukarıdaki 1'i kaldırıp yerine 50 koyduğunuzda da yapmak istediğiniz şey o olmuş oluyor. Demek istediğimiz ne? Bu fonksiyonlar veya burada gördüğünüz algoritmalar bize dünya dışı bir yerden gelmiş katı kurallar değiller. Bizim kendimizin ya yani bizim gibi insanların yaptığı, ortaya koyduğu formüller üzerinde oynayıp ihtiyacınıza göre. Çünkü bunlar genel geçer kurallar gibi düşünüldüğü zaman kendi ihtiyacınıza uyarladığınızda belki sizin ihtiyacınızı çok daha hızlı, çok daha kolay çözebilecek bir şeyken siz bu şekilde gittiğiniz için çok daha uzun süren bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bu da önemli bir noktaydı. Ona da değinmiş olduk. Loss fonksiyonu da bu. Loss fonksiyonu üzerine söyleyeceğimiz şey buydu. Onlar rastgele bir şekilde de olsa yanıyor. Dolayısıyla A saçma bile olsa bir cevap üretebiliyor. Halbuki ona 3 rakamını gösteriyor. Şimdi burayı atlayıp asıl noktaya geliyorum. Sonra da bu görüşmenin esas kısmı. Bu arada bir madde daha var. Sadece bir madde diye ben Ha. fotoğrafa koymadım. O şey kısmı. Hidden layer Şu dediğin. 9 hani o Ha, küpeyi evet. Tamam. anlatan. Zaten burayı anlatırken muhtemelen orası da anlaşılır. Bu Olabilir. kısım. Ha. Çünkü kara kutu anlaşılmadığı için bence Aynen o o var. öyle düşünülüyor. 18.50'de herkesin söylediği bir şey var. Sadece Çağrı'nın bu videoda söylediği bir şey Gibi değil bu. gözüken bir sisteme kavuşmuş oluyorsunuz. İşte yapay zekalar en temel düzeyde böyle doğuyorlar. Ama bu anlatımda halen açık kalan bazı noktalar var. Mesela o ara katmanlarda ne oluyor da bu ağ ona gösterdiğim... Bu kilit nokta bu cümle ne oluyor da dediği yer. Aslında bu Çağrı'nın suçu değil. Bence bu konudaki en büyük suçlu şey ismini bilmiyorum. O adamın ismini bulursak belki videonun açıklamasına falan koyalım. Bu OpenAI'ın başındaki adamlardan biri bir kanala röportaj verirken ona şey soruyorlar. İşte bu ChatGPT nasıl çalışıyor diye. O da diyor ki içeride ne döndüğünü biz de bilmiyoruz. Yani içeride ne döndüğünü biz de bilmiyoruz. İki ihtimal var ya adam gerçekten bilmiyor. Bilinmeyecek bir şey değil. Onu baştan söyleyeyim bu bilinmeyecek bir şey değil. Nasıl bilineceğini söyleyeceğim şimdi. Ya gerçekten bilmiyor ya da spekülasyon yapıyor. Ortalık biraz karışsın, çok gizli işlerle uğraşıyoruz falan muhabbeti. Ama hayır, gerçekten öyle değil. Gerçekten konu en küçüğünü anlamaya başladığınız zaman, üzerine küçük küçük şeyler katarak gittiğiniz zaman en komplike şeyleri bile anlayabiliyorsunuz. Yani siz ilkokul birinci sınıf öğrencisine integrali anlatırsanız geri planda ne döndüğünü anlatamazsınız. Ama ilkokuldan onu lise 3'e, lise 4'e kadar çalışkan bir öğrenci olarak yetiştirirseniz lise 3'te ona integralin formülünü vermenize gerek yok. Zaten ne yapmak istediğinizi açıklarsanız muhtemelen o integrali kendi de bulabilir. O ana kadarki bilgi birikimiyle. Dolayısıyla integralin ne olduğunu anlattığınızda da anlayabilir. Ama eğer temeller sağlam oturtulmadıysa çoğu zaman yapılan şey de o. Temeller oturtulmadan yani bu parametreler nasıl atanıyor, nasıl değerlendiriliyor, nasıl değiştiriliyor, neye göre hesaplanıyor. Bunların çoğu atlanıp direkt sonuca gidildiği için sonra işte burası kara kutu oluyor. Hemen oraya Kimi göstereyim. sayıyı tanıyabilmeye başlıyor. İlginç bir şekilde bu sorunun cevabını neredeyse hiçbir zaman bilemiyoruz. O nedenle birçok yapay zeka algoritması black box yani kara kutu olarak biliniyor. Hiç de öyle değil. Yani birazdan şey yapacağımız gibi ve buralarda da gösterdiğimiz gibi yapay zeka algoritmaları aslında black box değiller. Fonksiyonları tamamen açık. İçeride ne yaptığı tamamen belli olan işler yapıyor. Sadece belki anlamlandırmakta zorlanabileceğimiz şeyler her bir parametrenin neliği hakkında olacak. Orada da zaten konsepti biliyoruz. Teker teker isimlendirmek zorunda değiliz. Konsepti biliyorsak ne yaptığını da biliyoruz. Çünkü girdiler bir şeyler olup da doğru çıktılara dönüşüyor. Ama tıpkı beynimizde her bir nöronda Şimdi burayı bence durdurup buradan anlatmaya başlayabilirim. Burası üzerine konuşabiliriz. Anlattığım şeyler anlaşılmazsa yine üzerine konuşalım. Şimdi burada söyleyeceğimiz şey şu. Diyor ki
bir şeyler olup da doğru çıktılar. Yani kara kutu İşte o olarak cümleyi tekrar biliniyor. etsin. Çünkü girdiler. Şimdi diyor ki girdiler, bir şeyler oluyor. Bakın girdilere bir şeyler oluyor da çıktıyı böyle veriyor diye. Girdilere olan şey şu. Siz bir yapay sinir ağı şöyle düşünün. Sizin yapay sinir ağı dediğiniz herhangi bir şey, bu gizli katmanlar dediğiniz şey aslında bu her bir noktanın, şöyle düşünelim şimdi. Bu insanın boyu, kilosu ve yaşı olsun. Siz bir tane insan hakkında bir şey. Bu da boyu, kilosu, yaşı. Bu da sağlıklı mı değil mi? Uyduruyorum şu anda. Sağlıklı mı değil mi? Gibi bir şey yapmasını istiyorsunuz. Bu gizli katmanlarda ne var biliyor musunuz? Orada şu var. Bu boy dediğiniz şey, boy başlı başına kendi içinde özelliklere ayrılıyor. Boy nedir mesela? Boyun kendi özellikleri var. Boy denen şeyin özellikleri. Bu boy denen şeyin dört tane özelliği olduğunu varsayıyoruz burada şu anda. Yani bu gizli katman dediği şey o. Boyun dört tane özelliği, kilonun aynı dört tane özelliği, yaşın aynı dört tane özelliği var. Bu aynı dört tane özelliğin her biri sonradan her birinin dört tane ayrı özelliği var. Bu her bir özellik dediğimiz şey herhangi bir şey hakkında bilgi verir. Yani bir insan dediğiniz şeyin bir sürü farklı özelliği var. Biz mesela biraz O önce insan örneği daha açıklayıcıydı bence, kime, nereye, ne zaman evet. şey gibi. Biraz önce Arda ile biz bunları konuşurken bir örnek söyledik. Mesela biz boy, kilo, yaş olarak değil de mesela bir insan iyi midir, değil midir? Mesela bir insan en son çıktığımız o. İyi mi, değil mi? Ya da öyle düşündük. Dedik ki bir insan iyi mi, değil mi? Girdisi olarak da mesela merhamet dedik buraya. Merhamet. Buraya cömertlik. Buraya ne dediğimizi hatırlamıyorum. Bir sürü özellik çıkardık. Önemli değil. Evet. Önemli olan konu şu. Evet. Önemli olan konu şu. Sizin veya Çağrı'nın videosunda sürekli o değindiği noktaları düşünün. Her bir pikselin belirli özellikleri vardır. Dediğim gibi mesela şimdi cömertlik dedik buraya, merhamet dedik, cömertlik dedik. Şimdi merhametin kendi içinde, merhamet denen şey kendi içinde özelliklere ayrılır. Ama diğerlerinde bulunan ortak bir özellik olması gerekiyor. Bu mesela merhamet kime merhamet mesela? Bu birinci nokta kime merhamet? İkinci ne zaman merhamet? Üçüncü ne kadar merhamet? Dördüncü böyle gidiyor. Sonra bu kime merhamet kısmında diyelim ki ne kadar süre veya hangi coğrafyada mesela buna da coğrafya diyelim örneğin coğrafik özellikleri. Bu hangi coğrafyada? Burada bu sefer başka bir özellik. Yani siz bir şeyi detayına ine ine herhangi bir şeyin detayına ine ine onu belirli sayılarla çarpa çarpa sonra sonuç olarak bir çıktı elde ediyorsunuz. Burada bilinmeyen bir şey değil. Mesela dil modelleri üzerine düşünüyoruz biz. Mesela dil modellerine siz ne veriyorsunuz? Bir tane kelime, değil mi? Bunun bir tane kelime oluyor. Bu katmana siz bir tane kelimeyi verdiğiniz zaman mesela bu resim olduğu için buradaki örnekte resim olarak kullanıldığı için 28'e 28'lik bir 784'lük bir resim. Bir resim 784 özelliğiyle sisteme giriyor. 784 özellik ne demek? Mesela burada biz ne dedik? Bir tane insan 3 tane özelliğiyle sisteme giriyor. Bir tane insan 3 özelliğiyle. Biraz önceki Çağrı'nın videosundaki bir resim 784 özelliğiyle sisteme giriyor. Bir şey daha bir güzel bir örnek daha vardı ha dil üzerinde düşündüğümüzde mesela dil bir kelimeyi girdiğinizde bir tane tokeni girdiğinizde o dilin modeline göre değişmekle beraber mesela GPT-2'de 768 yani her bir kelime 768 özelliğiyle sisteme giriyor. Bir kelimenin özelliği nedir? Mesela bir kelime sıfat mıdır mesela? Örneğin gramer yapısı onun bir özelliği. Bir kelime mesela herhangi bir kelime söylüyorum. Meyve olma durumu. Mesela herhangi bir kelimenin meyve olma durumu. O özellik bir kelimenin özelliği olabilir. Bir kelime mesela
somut mudur mesela, somutluk veya işte benzeri bir sürü özellik. Yani burada gördüğünüz şeyler o bir şeyin nitelikleri. Yani bunlar kara kutu değil, rastgele şeyler de değil. O yüzden eğer siz sistemi ne kadar tanırsanız, biraz önce yine Yıldız Teknik'ten Fatih Hoca'nın çok harika güzel bir sunumunu inceliyorduk. Orada da mesela dikkatimizi çeken bir nokta oldu. Mesela byte peer encoding çıktıktan sonra artık Türkçedeki kelimeleri parçalarına ayırmak için algoritma bulmamıza gerek kalmadı dedi, diyor orada. Bence bu çok çok yanlış bir şey. Çünkü orada buradaki gibi rastgele bir ayırma var. Ama biz eğer kullandığımız sistemin niteliklerini şu ana kadarki insanlık olarak şu ana kadarki oluşturduğumuz birikimlerden bu nitelikleri belirlersek işimiz çok daha kolaylaşır. Öbür türlü ne oluyor? Bu nitelikler, mesela burada dört tane rastgele nitelik belirtilmiş ve bu niteliklerin ne olduğu da belirtilmemiş. Mesela deniyor ki bunun bir tane niteliği, örneğin o resimde ne dedik? Bir tane pikselin 16 tane niteliği. Sonra o her bir niteliğin 16 tane diğer niteliği. Yani o gizli katmanları bu şekilde isimlendirin. Bunlar gerçek şeyler. Bunlar öyle uydurulmuş şeyler. Biz öyle orada rastgele uyduruyoruz. Uydurulmuş şeyler değiller. Bunlar o kavramın, o sisteme giren kavramın nitelikleri. O nitelikler üzerine hesap yapılıyor. Yoksa rastgele yapılan bir şey, matematik çok net bir şekilde şunu söyler yani. Rastgele yapılan bir şeyin çıktısı rastgeledir. Ama orada rastgele değil. Orada bir başlangıç durumu rastgele ama varmak istenen yer rastgele değil. Biz bir hedefe varmak istiyoruz. Biz o resmi mesela tanımak istiyoruz. Ya da biz bir kelime giriyoruz, bir token giriyoruz. Ve o token hakkında elimizde bilgiler, gerçek bilgiler olmalı ki biz onun hakkında yorum yapabilelim. Bu burada yapılan şey onun hakkında yapılan yorumlar. Belki o altı back propagation'ı hesapladığımız kısımda şey yaparsak bu kısma biraz daha detaylı girip biraz daha kodlarını göstererek bakın burayı böyle bir yaptık sonucu bu oldu. Mesela düşündüğümüz sistem şeydi. Dedik ki mesela bu şu anki burada gördüğünüz şeyde Biraz daha şey. biraz daha şöyle ortaya alayım. Ben şey yapacağım. Görün. Biraz da tamam. Şöyle. Ben tam önüme geldiği için göremiyorum. Mesela dedik ki mesela bir öğrenci vize final var. İçerideki o parametrelere yani bu niteliklere isim verelim. Mesela Ali Hoca değerlendiriyor, Mustafa Hoca değerlendiriyor. Bunlar bunun niteliği, vizenin nitelikleri var. Mesela vizenin teorik yönü var, pratik yönü var. Vizedeki öğrencinin vizede teorik bilgisini ve pratik bilgisini ölçüyoruz. Yani bu niteliklere isim verip bunu daha anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kısımlar değinin düşünülmediği için burası black box'mış gibi düşünülüyor. Ama burası kesinlikle black box değil. Bunu lütfen böyle düşünmeyin. Böyle düşündüğünüzde o Emre senin dediğin yere geliyor. Artırırsan başarı artıyor. Tabii ki sen bir şeyin niteliklerini artırırsan onun hakkında yorum yapman daha çok olası olur. Yani sen herhangi bir şey hakkında ne kadar çok yönlü bakarsan onun hakkında yorum yapma yeteneğin o kadar çok artar. Ama buradaki hata şu. Üç boyutlu bir uzayda bakabileceğiniz boyut olarak bakabileceğiniz yön üçten fazla olamaz. Yani siz bir küpe küp yani baktığınız şey eğer küpse ona üç boyut dışında bakamazsınız. Yani onun altı tane yüzü var. Siz o altı yüz dışında başka yüz göremezsiniz. Boşuna ona bin tane yerden bakmanıza gerek yok. Ben bir de küpe bu açıdan bakayım, bir de bu açıdan bakayım, bir de şöyle bakayım, bir de şöyle bakayım gibi. Değişik değişik şekillere girmenize gerek yok. Yani ne aradığınızı biliyorsanız, nasıl arayacağınızı da güzel bilirseniz çok daha hızlı varırsınız. Ha, şu an yapılan şey şu. Ne aranan yani ne aradığımızı biliyoruz. Ama nasıl arayacağımızı ya yani bu black box dediği şey oraya geliyor. Ne aradığımızı biliyoruz ama nasıl arayacağımızı bilmediğimiz için şöyle yapıyoruz. Biz her tarafa bir yayılalım. Nasılsa göreceğiz. Yani yapılan o. İşte overfitting dediğimiz şey o. Sistem düzgün tasarlanırsa, bir makine öğrenmesi düzgün tasarlanırsa asla overfit olamaz. Mümkün değil yani. Düzgün tasarlanan bir makine öğrenmesinde asla overfit olamaz. Ve datanızı da boşuna israf etmemiş olursunuz. Enerjinizi de boşuna israf etmemiş olursunuz. Ama burada dediğim gibi black box meselesi bu. Kesinlikle bilinmeyen bir şey değil. Üzerine dışarıdan bakan insanların çok düşünmediği bir nokta. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ne kadar açıklayabildim emin değilim. Çünkü hafif karmaşık bir şey. Zaten insanların anlamak yerine burası anlaşılmaz bir yer deyip işin içinden çıkmaları o yüzden.
Burası hafif karışık bir yer yani. Çok kolay bir yer değil ama dediğim gibi burası verilen girdinin niteliklerinin belirlendiği yer. Tek cümleyle açıklamak istersem eğer, girdiye bir şeyler oluyor da çıktı veriyor, ne olduğunu bilmiyoruz diyor ya, ben söyleyeyim. Verilen girdinin niteliklerine ayrılıyor, 16 farklı niteliğine ayrılıyor. Sonra o 16 niteliğin her biri 16 farklı niteliğe ayrılıyor. Siz ona niteliğe isim vermek zorunda değilsiniz. Ha biz isim veriyoruz ki daha kolay anlaşılsın diye. Ama siz o niteliğe isim vermek zorunda değilsiniz. Yani siz x, y, z koordinat düzleminde ona x, y, z demeden de o hesabı yapabilirsiniz. Zaten her zaman x, y, z de demiyorsunuz, değil mi? En boy derinlik diyoruz mesela. Başka bir isim de verebilirsiniz. O, bulunduğu yere göre değişir. İnsan için konuştuğunuzda mesela aynı şeyden bahsediyoruz. Aslında 3 tane boyuttan bahsediyoruz. Mesela boy, yaş, kilo dedik. Aynı şey. X, Y, Z bunlar. Bir farkı yok. Dolayısıyla ona isim vermek zorunda değilsiniz. Orada 16 boyut var. Yani her bir girdinin 16 niteliği hesaplanıyor. Sonra her bir bulunan sonuç 16 farklı nitelikle tekrar hesaplanıyor. Çıktı elde ediliyor. Rakam bulunabiliyor. Yani bu cümleyi kurabiliyoruz. Biz 768 şey 784 girişli bir sistemin her birini 16 niteliğine ayırıp sonra her birini de 16 niteliğine ayırırsak yani girişteki her bir şeyin 256 niteliğine göre hesap yaparsak onun A mı C mi şey 1 0 mı 1 mi 2 mi 3 mü olduğunu anlarız. Diğer şey neresiydi? 20-17. 20-17'ye atlayacağım. Bu arada sizin Bu aklınıza konuda bence, ha onu diyecektim. sorularınız varsa o arada sorabilirsiniz. İşte eğer siz o dediğim gibi her bir niteliğin dediğim gibi her bir yani buradaki her bir pikselin 256 farklı niteliğine bakılıyor. Her bir pikselin 256 farklı niteliğine. Normalde en ilkel haliyle düşünürseniz bir pikselin gerçek hayatta fiziksel anlamda 3 farklı niteliği var. Yani 3 farklı niteliği dediğim kullanılan malzeme yönünden. Yani hangi yönden bakıyorsunuz? Bakın yaptığım şey o. Hangi yönden bakıyorum? Mesela malzeme yönünden. Bak malzeme yönünden. Ne var orada? Bir kırmızı ışık var. Bir yeşil Yeşil. ışık var. Bir mavi ışık var. Bu üç tane ışık. Elektrik yönünden bakarsanız mesela 0 ile 5 volt arası kullanılan sisteme göre değişiyor diyelim ki. 0 ile 5 volt arası 200, elinize de bir döndürme şeyi var. Döndürme şeyi ayarlıyorsunuz. 256 kademe 0 ile 256 şey 0 ile 5 voltta 256 kademe ilerleyebileceğiniz bir sistem var. Alın size piksel. Yani pikselin nitelikleri. Ama burada pikselin her bir pikselin 256 farklı niteliği değerlendirildiği zaman sonuç bulunabiliyor. Yani bu görsel de yanlış. Bu görsel tabii Çağrı'nın suçu değil. Bu görsel buranın suçu. Burada da aynı benzetme yapılıyor ama bu benzetme yanlış. Doğru değil ama insanların zihnine otursun diye yapılmış bir benzetme. Bilgisayar kesinlikle burada bir yuvarlak Tamam. var. Biraz daha ileri alırsanız bir artı Buradan oluşuyor beyaz. Yani burada bir yuvarlak var şu kısım. Bir de burada bir çizgi var. Bu ikisini birleştirdiğimde 9 oluyor gibi diye düşünmüyor. Dediğim gibi her bir pikselin 256 niteliği değerlendiriliyor. Diyor ki bu nitelikleri barındıran kişi sıfırdır. Bu nitelikleri barındıran yani şu burası bu olan, burası bu olan, burası bu olan, burası bu olan her bir pikselin 256 farklı niteliği değerlendirilip diyor ki bu 9'dur. Bu 8'dir, bu 7'dir. Öbür türlü bu yan yatıyor olsa bunun 9 olduğu anlaşılmaz. Ama yine de 9 olduğu anlaşılabiliyor. Fark etmiyor yani. Bunun yönü şusu busu fark etmiyor. Çünkü her bir pikselin olasılıksal dağılımı var. Deniyor ki bu muhtemelen burası 9'dur. Muhtemelen burası budur diye her bir piksel için ayrı ayrı değerlendiriliyor. Yani böyle belirli bölümler parçalara ayrılmıyor. 8 rakamı iki Bunun yuvarlağın bir 9 araya gelmesiyle olabilirmiş. oluşuyor. İşte çık. Evet bu çünkü insana çok şey geliyor, benzer geliyor. Çok mantıklı geliyor Evet aslında. çok mantıklı geliyor. Ama aslında matematiksel Aslında. olarak arka planda öyle bir şey dönmüyor. Bu görsel işte. Her şeyi şey yapan. Burada öyle bir şey yok. Çünkü bu şu an bu gördüğünüz nokta şurası. Bu gördüğünüz nokta bu yuvarlak kesinlikle değil. Lütfen böyle bir şey aklınızın ucuna bile sokmayın. Bu gördüğünüz yuvarlak bunun 16, burada 16, herhangi bir tane noktanın 16 farklı niteliği var. Bu nitelik hesaplandıktan sonra herhangi bir niteliğin 16 niteliğinden biri burası. Yani bu artık çok soyut bir şey. Bu kesinlikle burası değil.
Bu artık çok soyut bir şey. Aynen, orada zaten bir resim oluşması imkansız. Bu CNN değil Yani CNN, o üç boyutluya çevirdiği yerde de CNN gibi düşünüp üç boyutluya çeviriyor. Aslında bunun da üç boyutlu bir gösterimi mümkün değil yani. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. O yüzden bunu lütfen aklınızdan silin hemen. Bu videoları daha önce izlemiş olanlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi soru cevaplar varsa onların üzerine Güzel. son 10 dakikamızı öyle geliştir değerlendirebiliriz. Emre, umarım o kısım netleşmiştir. En çok değindiğimiz yer orası oldu. Çünkü en önemli yerlerden biri orası. Artık model parametrelerini rastgele seçmiyoruz. Keyfi hiç seçmiyoruz. Evet, hocam biraz daha iyi oturdu. Daha canlı örnek kodları yazdığımız zaman daha iyi anlaşılacak orası. Şimdilik çok teorik takıldık. Şey mi, bir program başlatacaksınız yapay zekanın temelleri diye, doğru mu anlıyorum? Hocam aslında biz onu başlattık. Yani ara ara video atıyoruz YouTube'a. İki Orada tane, biraz şey yaptık değil mi? evet, biraz tembelleştik. İki tane attık. Bir tane bir parametreli bir model eğittik. Bu teorik, bu gerçek bir şey değil aslında. Bu çok soyut bir şey. Çünkü bir parametre ve biraz anlamsız bir şey. Ama bu anlamlı olmaya başladığı yer. Bunun da videosunu attık. Bir sonraki aşamada bunun işte altı parametrelisini attığımızda orada back propagation'ı da normal hesap makinesinden hesaplanabilir şekilde. Onu da hemen göstereyim hocam. Yani yapmak istediğimiz şey bunların aslında böyle işte kara kutu olmadığını, kara kutu dediği yer arkadaşlar burası, bunu paylaşmıştım. Aynen. Bizzat videoda gösterilen şey, o Emniyet. MNIST datasetinin model sayıları burada. Bunlarla çarpılıyor. Sonuç olarak da bunun mesela 7, şurada girilen değerler, burada şu an girilen değerler 7'yi gösteriyor. Mesela bu gerçek. Onun dışında neredeydi o diğeri? Backpropagation. Şurada. İki tane backpropagation şeyim var. Şöyle yaptığımız hesaplar var hocam. Harika vallahi. Formülleri teker teker çıkardık. Yani dediğim gibi kağıt kalem elimize aldığımızda bu da kullandığımız kaynaklar. Aynen. Böyle elimizde. PyTorch artık bunu şey yapacaksınız, implement edeceksiniz herhalde. Yok hocam. Mesela burada şu an bir PyTorch falan yok gördüğünüz gibi. Excel ve dümdüz bildiğimiz matematik Ne formülleri. yapacaksınız? Anladım. Aynen. Başlangıçta öyle gideceksiniz. Evet, belli bir Harika. yere kadar böyle gideceğiz. Ta ki bu işlemler artacak. Mesela buraya kadar bile PyTorch'a ihtiyacımız yok. Buraya kadar bile. Evet. Burası şu an 16'ya 16 iki layer'ı olan bir yer. Hatta tek layer mı? Tek layer. Aynen. Bu tek bir hidden layer'ı olan bir yer. 16'ya 16 kaçtı? 28. 28 mi? 49 pardon. Bir şey 49. 7'ye 7'ye Evet. şey. Biz o 28 piksel, 28 pikseli 7 piksel, 7 piksel yaptık. Daha hesabı kolay olsun diye. Ve hala çalışıyor. Sonra onu da burayı da o katmanlardan birine attık. Yani şunu göstermiş olduk. Demek ki biz her bir pikselin sadece 16 özelliğini bilsek zaten onun hangi harf olduğunu bilebiliyoruz. Hangi rakam olduğunu bilebiliyoruz. Bir de bayezlerimiz var. Bu hidden layer'daki. Bir de bayez, 16 tane de bayezimiz var hidden layer'daki değeri çıktıya vermek için. Sonuç olarak şu an bunu elde edebiliyoruz. Hani PyTorch bile, yani şu aşamaya kadar PyTorch kullanmayacağız. Veya TensorFlow. Bu da gördüğünüz gibi yine şurada yaptığım hesaplar hepsi. Hiçbir tanesine gerek yok. Sonraki aşamada Anladım. artık PyTorch. Dediğim gibi yani gördüğüm kadarıyla insanların büyük çoğunluğu işin içeride neler döndüğünü bilmediği için çok random takılıyor. Çok random takılınca da çok enerji israfı oluyor. Bu güzel, bunu lanse etmesi de kolay. Tablo üzerinden, Evet. spreadsheet kenarı üzerinden başlangıç güzel bir şey. Elinize sağlık, güzel olmuş bence. Çok çok teşekkür ederim hocam. Sizden böyle şeyler duymak mutlu edici bir şey. Şey de yaptık. Mesela bu modeli eğittik. Model nokta save diyoruz mesela. Dedim ki Allah'a şu an artık bu model sende. İki tane parametre. Biri bu, biri bu. Bitti.
Ya da mesela buradaki modelin parametreleri burada. Bu model save oldu şu an. Excel'de istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Böylece insanlar o Hugging Face'ten tensor, safe tensorları indirdiğinde içeride ne olduğunu da burada görebiliyor. Yani içinde bunlar var. Diğer arkadaşlardan sorusu olan varsa soruları cevaplayabiliriz. Yoksa da yavaş yavaş da bitirebiliriz. Ne kadar kalmış? 4 dakika. 4 dakika sonra zaten görüşme kendiliğinden bitiyor olacak. Dolayısıyla sorusu olan varsa bu 4 dakikayı değerlendirebilir. Hızlı olursunuz hemen sorarsanız. Aynen. Yoksa da biz yavaş yavaş bitirebiliriz isterseniz. O zaman katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur. Daha detaylı ve daha güzel videolarda, içeriklerde tekrardan görüşürüz inşallah. Hocam isim Biz daha iyi olsun yeniden. Şeyin ismini çok teşekkür değiştirmişsin. Matematik ve Yapay Zeka Enstitüsü. aynen. Bir değişim içerisine girdik. Umarım hayırlı olur. Biraz uluslararasılaşmaya gayret edeceğiz. Tabii sağ olun, sizin de katkılarınız önemli toplulukta. Topluluk olarak iyi gittik. Şimdi artık dediğim gibi biraz daha endüstriyel tarafta ne yapabiliriz ona bakacağız yani. Çok iyi. Ama faaliyetlerimiz devam edecek. Orada da Bu bizim network elimizden önemli gelen yani. olursa yapmaya hazırız hocam. Aynen, beraber çalışmak isteriz her zaman. Bu devamını da duyurmada hani veya etkinlik oluşturmada toplulukta beraber yapabiliriz ya da onu siz oluşturabilirsiniz community manager olarak. Çok çok teşekkür ederim hocam. Aslında onu ben şey yaptım düşündüm de biraz spontane oldu bu. Tabii, anlıyorum. Yani daha geniş zamanda olan etkinliklerde şey yaparız. Birlikte de organize ederiz. Tamam. Tekrar teşekkürler. Emeğinize sağlık. Ben de çok çok Görüşürüz. teşekkür ederim katıldığınız için. Ali Herkese çok Hocam, teşekkürler. bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu kayıtları nerede paylaşacaksınız? Bunu YouTube'a atabiliriz bu iki parçayı. Ne zaman atmayı düşünüyorsun? Yani şey, hangi kanalı? Ben normalde bunu kendi kanalıma atıyorum. Şöyle göstereyim. İsterseniz bilmiyorum. Yani şey telif atmıyorum. İsterseniz kendiniz alıp başka kanallara falan da atabilirsiniz. Ulaşmasını istediğiniz şeyler varsa. Tamamdır. Benim kanalım. Merhabalar. Şu şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Buraya atarım ben birazdan. Tamamdır. Bir de şey soracağım. Dil modellerinde şey demiştiniz, ya doğru hatırlıyorsam, kelimenin yapısı input olarak veriliyor demiştiniz. O kısmı çok anlamadım veya ben yanlış anladım da orayı bir daha tekrar edebilir misiniz? Çok hızlı tekrar edeyim. Süremiz biraz az ve Tamam. oldukça odaklı bir şekilde tekrar etmeye çalışayım. Hı. Dil modeline bir cümleyi girdiğinizde bir tane token, önce bir cümleyi parçalarına ayırdığı zaman bir tane token oluyor. Token giriyor ya sisteme. Evet. Sizin o bir tane token dediğiniz şeyin embedding matrisinde bir satıra denk geliyor. Yani embedding vektörü ortaya çıkmış oluyor. GPT-2 için 768 boyut. Bu 768 boyut dediğimiz şey aslında o kelimenin nitelikleri. 768 niteliği sisteme girmiş oluyor. Bu şey, ben bunu şey olarak biliyordum. Eğitildiği vocab size'ın daha düşük boyutlarla reprezent edilmesi ve bu da orada alacağı değerlerin olasılığı Ha, yok. olarak. O şey, vocab size token size'a bağlı bir şey. O bütün embedding'in genişliğini düşünün. O şekilde düşünebilirsiniz. Ama aşağı doğru dediğimiz yani tek bir token'in vektörü onun nitelikleri. Birazdan kesilecek bu Evet, arada. video kesileceği için bunu istersen daha şeyde de yine tartışıp konuşabiliriz. Güzel bir Ben nokta bir bu. bakayım, ben bir daha bakayım da ona göre size yazabilirim. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. O zaman görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.